Gamze Akkuşil gezdi. CHP Genel Başkan Yardımcısının açıklamaları var. Bu açıklamalarda Ankara'daki özellikle koronavirüs tablosuna dikkat çekiyor Sayın İlgezdi ve çocuk hastanelerine bile yetişkin hastalar yatıyor ifadelerini kullanıyor. Ankara'daki son durumu koronavirüs vakalarındaki Sayın İlgezdi'den öğreneceğiz. Evet, Gamze Hanım, öncelikle yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ankara'daki son durum nedir şu anda? Koronavirüs vakalarına ilişkin bir değerlendirme istesek sizden, neler söylersiniz? Günler diliyorum. Öncelikle Ankara'da salgının kontrolden çıktığını zaten mevcut iktidar kendi ağzıyla itiraf etmişti. Ancak o kadar bu salgın ileri boyutlara gitti ki baktığımızda Ankara'da şehir hastanesinde normalleşme döneminde sadece 3. kule pandemi hastanesiyken şu an 1. ve 2. kuleleri de pandemi hastanesine çevirdiler ve odaları 2 kişiliğe çıkardılar, tek kişilik odaları. Nümune hastanesinin bir kısmı tekrar açılarak hasta kabulüne başladı bu arada. Yetmedi, çocuk hastanelerini devreye sokup yetişkinlerle ilgili COVID-19 hastalarını yatırmaya başladılar. Nümune hastanesinde yeni bloklar hasta kabulü için düzenleniyor yine bu süreçte. Ankara'da her gün hastanelerde yer bulmak için saatlerce hastane gezen ambulans haberleri alıyoruz bir yandan da. Dolayısıyla tablo Ankara açısından kötü ama İstanbul açısından iyi mi? Hayır, İstanbul açısından da gidişat çok iyi değil. Zira önümüzdeki günlerde birçok ilde tablo oldukça olumsuza gidecek. Çünkü artık tatilden ya da köyünden dönen vatandaşlarımız bu tablonun ağırlaşmasına vesile olacak bulaşlar olabilecek. Süreç daha olumsuz bir noktaya gidecek. Böyle gözüküyor. Ki uzmanlardan aldığımız bilgiler de bu vaka sayılarındaki artışın Ekim-Kasım ayı gibi daha da kötüleşeceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bizi çok da iyi günler beklemiyor ama bunun yanı sıra da sağlık emekçilerinin durumu da başka bir can yakan durum. Muhtemelen sizler de bu işin içindesiniz, sizlere de geliyordur belli bilgiler ama hızla sağlık sektöründe istifalar var. 900'e yakın sağlık emekçisi, hekim ve sağlık emekçisi istifa etti. Bunların yüzü belki emeklilik sebebiyle ayrıldılar bulundukları yerlerden, 80-100'ü. Emekli olup başka bu riski taşımayacak yerlerde olmak adına belki ama kalan 800'ü gerçekten tablonun vehameti ve kendilerinin hem şiddetle yüz yüze bırakılmaları, hem kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmemesi, hem de var olan çalışma koşullarının kendileri açısından artık gerçekten çok kötü bir noktaya gelmesiyle ilgili olduğunu görüyoruz incelediğimizde. Şimdi Ankara'daki durumu değerlendirdiniz. Özellikle hastanelerde kapasite artışı, yatak sayısındaki artıştan bahsettiniz. Bazı çocuk hastanesinin hastanelerinde koronavirüse yönelik hazırlandığını söylediniz. Ama tüm bunlar devam ederken vaka sayısındaki artış, aynı zamanda okulların açılma süreci de söz konusu. Özellikle vakaların yüksek olduğu illerde okulların açılması acaba daha çok bir vakaya sebep olmaz mı? Ben bu konuda sizinle hemfikirim. Daha fazla vakaya tabii ki sebep olacak. Öncelikle bir hekimim. Ok Meydanı TSK'da yıllarca hekimlik yapmış bir sağlık emekçisiyim. Evet. İkinci boyutuyla da henüz dördüncü sınıfta olan bir kız çocuğunun da annesiyim. Eğitim sisteminde mecburen yakın içinde olmak zorundayım. Bir vekil olmaktan öte. Dolayısıyla elbette bana da kaygı veriyor. Birçok veliye de kaygı veriyor bu. Zira çocuklar tek bir öğretmenden de ders almıyor. Her derslerine değişik bir öğretmen giriyor. Dolayısıyla tabloya baktığımızda ülkede bir önceki atlattığımız dalgadan daha kötü bir dalgayla karşı karşıyaysak ve savunma mekanizmalarımızda bir değişiklik yok, hatta daha geri gidiş ve özellikle sağlık sektörü çalışanlarından dolayı daha böyle kırgın bir tablo varken ortada, bence açıkçası bizi daha, çocuklarımız açısından daha büyük risk bekliyor.
Dolayısıyla ben aslında açılmasını okulların şöyle bir süreçte doğru bir yöntem olarak uygulandığını düşünmüyorum. En azından Kasım ayına kadar. Bunun dışında aslında tabii, biraz da önümüzdeki sürecin özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte o kış aylarının biraz daha atlatılması, çünkü grip mevsimi de geliyor. O zamanlarda koronavirüse ilişkinde vaka sayısındaki artışında daha fazla olacağı söyleniyordu. Sayın evet, İlgezli, evet. Son sözlerinizi alayım bu konuya ilişkin. Ben öncelikle son sözüm olarak şunu bir kere belirtmek isterim ki, sağlık edicisi işsizken özellikle COVID-19'lu hastaların yanında refakatçi olarak ailelerinden birilerinin bırakılması, ki tablo bu refakatçi olarak, evet, doğru değil. Bu hem refakatçi olan aile yakınına hem de dışarıda kendi bulaş taşıyabileceği ihtimaliyle dışarıdaki vatandaşlar açısından doğru değil. Diğer yanıyla da bu kadar sağlık emekçisi işsizken istihdam yaratılmalı. Bu sağlık emekçileri bu işi profesyonel yapan olarak gerekli koşullara uygun giysilerle refakatçilik emeğini hakkıyla yerine getirebilecekleri, çok bakımlarını hakkıyla yerine efendim getirebileceklerini düşünüyorum. Ve sağlık emekçilerine ve hastalara karşı karşıya getirmeyecek söylemlerin olması gerektiğini. Çünkü biliyorsunuz ki iki katı maaş alınacağı zamanda söz verildi ama birçok yerde bunların ödemesi yapılmadı. Birçok yerde başhekimlere bırakıldı. Onlar hiç yapmadı keyfiyetlerinden dolayı. Ama vatandaş hekimin çok maaş aldığını düşünüyor ve aynı zamanda da sağlıklı şiddeti de besliyor bu aslında gerçeği olmayan tablo. Dolayısıyla COVID-19'la ilgili daha ciddi kararlar alınmalı, bilim kurulunun kararlarına uyulmalı ve ülkemizde vaka sayısı artmadan, sonuç daha kötü olmadan gerçekten aydınlık günlere çıkmalıyız diyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.